Merhaba, Logo Tiger 3 temel başlangıç eğitimine hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni kurulmuş olan Logo Tiger 3 içerisinde yapılması gereken adımları işleyeceğiz. Tiger 3 kurulumu yapıldıktan sonra ilk önce Logo SS bölümüne girerek çalışacağımız şirketi oluşturmamız gerekiyor. Daha sonra aşağıdaki tanımlamaları yapacağız. Bu tanımlamalardan ambar Logo SS içerisinden yapılıyor. Diğerleri programın içerisinden yapılacak ve bunları tek tek işleyeceğiz. Bu tanımlamaları da yaptıktan sonra müşteri bakiyelerini, stok bilgilerini, çekseret devirlerini ve kasa bakiye devirlerini girdikten sonra programı kullanmaya başlayacağız. Bir muhasebe programında olan en temel işlemler aşağıdakilerdir. Yani satın alma siparişi, satış siparişi, satış ve alış faturaları, iade faturaları ve stoklarla ilgili ambar transferi, sayım fazlası ve eksik işleri. Bunları tek tek örneklerle bu videomuzda anlatacağız ve daha sonra finansal hareketler, çek senet girişi, nakit girişi ve kredi kartı girişi. Onun haricinde çek senet çıkışı, ciro, banka ya da iade şeklinde olabilir. Şimdi dilerseniz yeni bir firma oluşturmak için gereken adımları başlayalım. Öncelikle Tiger SS'nin içerisine giriyoruz ve burada çalışacağımız firmayı ve dönemi oluşturacağız. SS'ye giriş yaptıktan sonra şimdi yeni bir firma oluşturmamız gerekiyor. Yönetim bölümünden firmalara geliyoruz. Daha önce oluşturduğum deneme ve test isimli firmalar var. Ben şimdi sizle birlikte tekrardan yeni bir firma oluşturmak istiyorum. Mouse'un sağ tuşuna basıp ekle diyoruz ve bir önceki numaranın bir fazlasını veriyor. 20 numaralı firma bize oluşturdu. Buna da ne diyelim? Deneme test. Buna da test deneme diyelim. Test deneme kodu ve test deneme ünvanıyla bir firma açalım. Burada kaydettirdikten sonra otomatik firma veri dosyaları oluşturmak istiyor. Tamam diyoruz ve veri dosyaları oluşturuluyor. Standart hesap planını oluşturmak istiyor. Buna da tamam diyoruz. Ve standart hizmet kartlarını oluşturmak istiyor. Standart rapor tasarımlarını oluşturmak istiyor. Evet, firma oluştu. Ve bu şu an boş bir firma. Altına önce bir dönem ekliyoruz. Dönemler bölümünde sağ tuşa bastığımızda ekle dediğimizde içinde bulunduğumuz yılın Ocak ayı ve Aralık sonunu bir dönem oluşturuyor. Aşağıda dönem numaramız 1, başlangıç tarihi ve bitiş tarihi zaten bu yılın ilk günü ve son günü, para birimi TL, raporlama dönemi dolar. Bu şekilde kaydettirdikten sonra bu döneme ait olan veri dosyalarını oluşturmak istiyor. Buna da tamam diyoruz. Evet, dönemimiz oluştu. Dönem oluştuktan sonra çalışma dönemi olarak işaretleyi seçiyoruz ve dönemi aktif hale getiriyoruz. Daha sonra bu bölümde bölümler, işlem, iş yerleri ve fabrikalara girmeyeceğim şu an. Ama bir tane ambar örneği yapabilmek için merkez ambar dışında ayrıca pazarlama ve showroom ambarları oluşturacağım. Aralarında ürün transferleri işlemlerini gerçekleştirmek için. Bütün ambarlarımın maliyet grubunu sıfır diyorum. Çünkü bulunduğu ambara göre ürünün maliyeti değişmiyor. Dolayısıyla bütün ambarlarımızın maliyet grupları hepsi merkez ambarla aynı, yani sıfır. Ambarımızı da oluşturduktan sonra artık yeni bir kullanıcı kaydı yapabiliriz. Yönetimden kullanıcılara geliyoruz ve sağ tuşta yeni bir kullanıcı ekliyoruz. Örnek olarak Ahmet diye bir kullanıcı ekleyelim. Şifremizi 1234 olsun. Kaydet dedikten sonra tekrar şifreye giriyoruz ve yine kaydete basıyoruz. Burada detaylar bölümündeki kullanıcı adı girilmelidir diyor. Detaylar bölümünde kullanıcı ön değerlerinde kullanıcı adına yine Ahmet yazalım. Detay bölümünde de adı bölümüne
Ahmet Öztürk diyelim. Kaydete basalım. Aşağıda firma Önder olarak hangi firmaya girmesi gerektiğini seçebiliyoruz ve biz en son açtığımız test deneme firmasını seçtikten sonra kaydet diyoruz. Tekrar bizden şifreye girmemizi istiyor. Şifremizi giriyoruz. Şu an kullanıcı oluşmuş oldu. Bu kullanıcının hangi firmaya yetkisi olduğunu sol taraftaki artıya basarak açılan pencereden firma yetkileri bölümüne işaretliyoruz ve buradaki test denemeye sağ tuşlayıp grup yetkileri oluşturduysak grup yetkileri listeden seç diyeceksek de daha önce açmış olduğumuz firmaların olduğu iki pencere geliyor. Burada onay vereceğimiz, yetki vereceğimiz firmayı seçerek ekle diyoruz ve artık burada yeşil bir artı gözüktü. Yani Ahmet kullanıcısı test deneme firmasında kullanıma yetkili olmuş oldu. Onun haricinde detaylı yetkilendirmeler de var. Bunu daha sonraki videolarda işleyeceğiz. Bunu kapat dedikten sonra artık Ahmet kullanıcısıyla logo Tiger 3'e girip Ahmet kullanıcısıyla test deneme firmamıza giriş yaptık. Şu an karşımızda logo Tiger 3'ün standart bir görünümü var. Biz bu görünümü kendimize göre özelleştireceğiz. Öncelikle Tiger 3'ün masa üstünde sağ tuş yapıp grup oluştur diyoruz. Bu gruba da Ahmet Kısayol diye bir isim verelim. Kaydet dedikten sonra burada boş bir kutucuğumuz oluştu. Şimdi buranın içerisine biz kendi sık kullandığımız modülleri yerleştirebiliriz. Biz ne yapacaktık? Öncelikle stok kartı açacaktık. Stok kartı malzeme yönetiminin altında, ana kayıtların altında malzemeler modülü. Bunu buraya taşıdım. Bu pencereyi kapatıyorum. Daha sonrasında cari hesap tanımlamaları, cari kartlar müşterilerimize oluşturacağımız için finansın altındaki ana kayıtlardaki cari hesapları da az önce oluşturduğum grubun içine sürükleyip bırakıyorum. Sonrasında faturaları alabilirim. Satış ve dağıtım hareketler, satış faturaları ve satın alma modülünün altındaki hareketlerin altındaki satın alma faturaları ve finansal işlemler için finans hareketler, çek, senet, bordroları, banka hareketlerini alabilirim. Şimdi biz bazı örnekler, işlemler yapacağız. Onun öncesinde örnek malzeme kartları, örnek cari kartları açacağız ve mal alacağız, mal satacağız, ödeme alacağız ve daha sonra da raporlamalarına bakacağız. Bir cep telefonu ve bilgisayar satan firma olduğumuzu düşünerek, varsayarak hareket edeceğiz. Çünkü buradaki grup kodlarını da kullanabilmemiz için güzel bir örneklendirme olacak diye düşünüyorum. Şimdi malzemeler menüsünden ürün kartlarını oluşturalım. Daha önceden iki tane kayıt açmıştım. Apple iPhone 5S, Samsung Galaxy Note 5. Sağ tuşa basarak ekle diyorum. Ve C003 kodlu bir ürün kartı karşıma getirdi. Daha önceden 1 ve 2 açmıştım. Şimdi açıklama bölümüne ne diyelim? Mesela Casper Via A5 diyelim. Burada az önce benim oluşturduğum bazı ekranlar var. Bunlar ne? Grup kodu. Grup kodunun oradaki 3 noktaya bastığımızda bize malzeme grup kodları diye bir pencere çıkarıyor. Ben burada 0-1 cep telefonu, 2 notebook, 3 tablet olarak seçmiştim. Bu açtığım ürün ne? Bu bir cep telefonu. Yani ürünün cinsiyetini malzeme grup kodlarından ayırmaya karar verdim ve bunu cep telefonunu seçtim. Daha sonra burada marka kodunu görüyorsunuz. Yine marka kodunun oradaki 3 noktaya bastığınızda marka tanımları penceresi geliyor. Burada Apple, Samsung, Huawei, Nokia ve Casper seçmiştim. Casper bir A5'i işaretleyip seçtiğimde markamızın Casper olduğunu anlıyorum. Burada grup kodundan ürünün cep telefonu olduğunu anlıyorum. Proje kodundan da Casper cep telefonunu seçebiliyorum. Bu sayede raporlamalarımı sadece bana cep telefonlarını raporla veya notebookları ya da sadece tabletleri raporla diyebilirim. Veya marka olarak bakabilirim. Cep telefonu olsun, bilgisayar olsun fark etmez. Bana Samsung raporunu ver diyebilirim. Proje bazlı baktığımda da Apple cep telefonu, Samsung cep telefonu gibi biraz daha filtremi daraltabilirim.
Onun haricinde burada yine barkod gireceğimiz bir ekran var, birimler bölümünde. Ürünün barkodunu girebiliyoruz. Daha sonra malzeme özelliklerini doldurabiliyorum. Burada da özellik kodlarını açabilirim. 3 noktaya bastığımda malzeme özellikleri diye bir pencere geliyor. Burada ürünün işte kaç GB olduğunu, ağırlığını, boyunu, rengini gibi özelliklerini girebilirim. Burada satın alma ve satış fiyatlarında satın alma fiyatını buraya yazıyoruz. 600 lira KDV dahil. Satış fiyatına da ne diyelim? İşte 1750 diyelim. KDV dahil. Evet. Kaydet tuşuna bastığımızda 3. stok kartımız oluşmuş oluyor. C001, C002 ve C003 olarak 3 tane cep telefonu kaydı açtım. Bir tane de bilgisayar açalım. Casper'ın bir tane bilgisayarını açalım. Sağ tuş ekle diyorum. Burada da bilgisayar olduğu için PC diyeyim buna. PC001 diyeyim. Casper Notebook yazalım. Grup koduna ne diyoruz? Notebook. Marka koduna ne diyoruz? Casper. Proje koduna ne diyoruz? Casper Notebook. Ve burada direkt satış fiyatına geliyorum. Satın alma fiyatına 785 TL KDV dahil diyorum. Satış fiyatımız da 1350 TL KDV dahil diyelim. Ve kaydete basalım. Casper'ın hem cep telefonu hem de notebook modeli var. Bir tane de Samsung'un tabletini görelim. Tablette de T001 dediğimizi varsayalım. Samsung tablet diyelim. Grup kodu tablet. Marka kodu Samsung. Proje kodu Samsung tablet yok. Hemen oluşturalım. Sağ tuş ekle dediğimizde 006 Samsung tablet diyerek oluşturabiliyoruz. Ve daha sonra bunu seçelim. Yine bir satış fiyatı girelim. 540 TL KDV dahil diyelim. Satın alma fiyatımıza. Satış fiyatımıza da 990 TL KDV dahil diyelim. Evet. Şimdi hem tabletimiz, hem notebookumuz, hem de cep telefonlarımız var. Hem Apple marka, hem Samsung, hem de Casper marka. 5 tane ürün kartı açmış olduk. Şimdi de oluşturduğumuz stok kartlarının mal alımlarını gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde mal alım yapacağımız ve satış yapacağımız cari kartlar oluşturmamız lazım. Cari hesaplar menüsüne geldiğimizde boş bir ekran karşımıza çıkıyor. Sağ tuş ekle dediğimizde açılan pencerede gerekli bilgileri girerek cari kartımızı oluşturuyoruz. Koda ne diyelim? Mesela satıcı 01 diyelim. Buna da Güneş Bilişim diye bir isim yazalım. Şimdi burada adres bilgilerini yazabiliriz. İşte Güneş Sokak numara 5 diyelim. İstanbul Şişli'de olmuş olsun. Burada il ve ilçe kodları otomatik logodan geliyor. Burada işte telefon numaralarını, ilgili kişiyi, e-posta adresini yazabilirsiniz. Ticari bilgiler bölümünde vergi kimlik numarasını, TC kimlik numarasını, işte hangi döviz türüyle çalışacağını, dolarla çalışıyor olabilirsiniz, TL'de çalışıyor olabilirsiniz. Buradan onu seçebiliyoruz. Risk bilgileri, risk görebilirsiniz. Hangi günlerde sipariş alınır gibi detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi biz temel bir eğitim olduğu için bunları geçiyoruz. Kaydet dedik ve satıcı bir Güneş Bilişim diye bir cari kartı oluştu. Bir de müşteri kartı oluşturalım. Buna da alıcı 01 diyelim. Ve ne olsun?
iTourism diye bir yer. Burası işte yayla, sokak diyelim. Ankara'da olmuş olsun. Mamak'ta olsun. Gayret. Bir tane satıcı, bir tane de alıcı cari kartı oluşturduk. Bir de İstanbul'dan alıp Ankara'ya satıyoruz. Cari kartlarımızı da oluşturduktan sonra şimdi mal alım yapabiliriz. Mal alım faturası oluşturmadan önce önemli bir husus döviz kurları ile ilgili. Tiger otomatik olarak Merkez Bankası'ndan döviz kurları çekiyor. Bunu bizim dosya günlük döviz kurları menüsünden belirtmemiz gerekiyor. Burada birinci tür, ikinci tür, üçüncü tür, dördüncü tür gibi bilgiler var ve boş. Buradaki MyLogo'dan kur aktarımı bölümüne bastığımızda kurlar otomatik olarak gelecektir. Bu hesaba bir web hesabı olmadığı için gelmemiş. Dolayısıyla biz burayı logodan gelmiş gibi dolduralım. Sadece dolar kuruna girsek yetecektir. Satın alma faturasına gelelim. Aşağıda satın alma faturası ekleyeceğimiz için birinci seçenek satın alma, olması alınan hizmet, alınan proforma fatura gibi seçenekler var. Biz burada sağ tuş ekle dediğimizde karşımıza çıkacak olan fişin ne fişi olduğunu buradan belirleyebiliyoruz. İlk defa işlem yapacağımız için uygun fiş nok oluşturulamadı uyarısı alıyoruz. Ve önümüzdeki faturanın seri numarasını ve giriyoruz. İşte fatura tarihi ve mal aldığımız firma. 3 noktaya bastığımızda bütün cari kartlar karşımıza geliyor. Biz satıcımız kimdi bizim? Güneş Bileşim. Güneş Bileşim'i seçtik. Daha sonra buradan proje kodu. Apple telefon aldığımızı varsayıyoruz. Apple cep telefonunu seçtik projede. Ve hangi ambarda? Merkez ambarı alıyoruz. Hangi ürünü aldık? Apple iPhone 5S. Stok kartın içine girdiğimiz 750 liralık KDV dahil fiyat buraya geldi. 10 tane aldığımızı varsayalım. 7500 lira. Az önce elle kur girdiğim için raporlama dövizinde o kurdan bunun dolar karşılığında yazmış oldu. Kaydet dediğimizde 10 adet Apple iPhone 5S merkez depoya girmiş ve aynı zamanda firma olarak Güneş Bilişim'e 7500 lira borçlanmış oluyoruz. Tabi irsaliye numarası da istiyor. Buraya da yine aynı fatura numarasına girebiliriz. İrsaliyeli fatura olduğunu varsayıyorum. Ve şu an Güneş Bilişim adına 7500 liralık bir fatura işlemiş olduk. İsterseniz hemen malzemelere bakalım. Malzemeler ekranında gördüğünüz gibi 10 tane fiili stok, 10 tane gerçek stok oluştu. Bu fiili stok ve gerçek stok farkı da sipariş usulü çalışan firmalarda 5 tane bunun siparişi geldiği zaman bizim fiili stokumuz 10, gerçek stokumuz 5'e düşmüş oluyor. Ve ürün faturalanıp çıktıktan sonra her iki stok da 5'e gelmiş oluyor. Şimdi de 10 tane aldığımız iPhone 5S'in 7 tanesini müşterimize satalım. Az önce satın alma faturalarına girmiştik. Şimdi ise satış faturalarına girerek yine penceremizi büyütelim. İlk karşımıza küçük olarak geliyor. Aşağıdan kontrol ediyoruz toptan satış faturası. Ekle diyoruz. Yine aynı şekilde uygun fiş no oluşturulamadı diyor. Buraya fatura numaramızı giriyoruz. Dilersek belge no'yu kullanabiliriz. Kime satıyoruz? iTourism'e. Şimdi burada satış elemanı kodu var. Bu satış elemanı kodu firmamızda pazarlamacılı görevi olan çalışanların hesaplarını kontrol ettiğimiz, açtığımız bir bölüm. 3 nokta bastığımızda otomatikman satış elemanları bölümüne bizi atıyor. Ve biz de burada mesela Mehmet diye bir satıcımız olduğunu düşünelim. Yine sağ tuş ekle dediğimizde Hasan diye bir satıcı olduğunu düşünelim. Ve sağ tuş ekle dediğimizde Ali diye bir satıcı olduğunu düşünelim. Ve bunu Mehmet satmış olsun iTourism'e.
Proje kodumuza Apple cep telefonu. Çünkü az önce onun alımını yapmıştık. Kodu bölümünden 3 noktaya bastığımızda zaten stoğumuz bize gösteriyor. Ve 7 tane satıyoruz. Faturalarım. Gördüğünüz gibi KDV dahil fiyat, 7 tanenin fiyatı geldi. Dolar karşılığı da geldi. Bunu kaydettiğimde yine aynı şekilde detaylar bölümünden irsaliyeye de bir numara girmem gerekiyor. Ve bunlarla siz karşılaşmayacaksınız. Çünkü firmanın kurulumu yapılırken bütün belge numaraları zaten işlenmiş olacak. Şu anda biz de iTurizm'den 8.750 TL alacaklıyız. Cari hesaplara bakalım. Gördüğünüz gibi Güneş Bilişim 7.500 lira alacaktı. iTurizm 8.750 lira bize borçlu. Bunların da dolar karşılıkları bunlar. Sırada 8.750 TL'lik alacağımız için bir senet aldığımızı düşünelim. Çek senet borcularına geliyoruz. Her zamanki gibi karşımıza gelen küçük ekranı büyütüyoruz ve aşağıyı kontrol ediyoruz. Ne diyor? Çek girişi. Şimdi ben burada sağ tuş ekle dersem direkt bana çek giriş borcusu açacak. O yüzden tıklayarak senet girişine getiriyorum. Ve sağ tuş ekle dediğimde bana senet giriş borcusu oluşturacak. Bordo numarasını yazıyorum. Tarih, özel kod, yetki kodu, proje kodu. Şimdi proje kodunu her alanda kullanırsak aldığımız raporlarda Apple cep telefonu ile ilgili bütün raporlar sağlıklı gelecektir. O yüzden bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün ekran girişlerde de proje kodu seçilirse raporlamalar daha sağlıklı olacaktır. Evet, biz bu senedi kimden alıyoruz? Tabii ki bize borçlu olan iTurizm'den. Şimdi burada satış elemanı kodu kimdi? Mehmet de bunları satış yapan. Burada da satış elemanını seçiyoruz. Sağ tuş müşteri senedi dediğimizde bize senet giriş ekranını açacak. Buraya bir tane portföy numarası yazdık. Vade. Şimdi bu ne olsun? Mesela her ayın 20'sine bize senet verdiğini düşünelim. 20.11.2018'den itibaren bize senetler veriyor ve verdiği senetlerin tutarını girelim. 750 liralık senet vermiş olsun. Kaydet diyelim. Bize 5 tane 750 liralık senet vermiş olsun. Burada ilk girdiğimiz senedin üzerine sağ tuş sıra çek senet dediğimizde toplamda 4 tane daha eklemesini istiyorum ve her ayın 20'sine girmesini istiyorum. Otomatikman 750 liralık 5 tane senet oluşturmuş oldu. Bunu kaydet dediğimde 3.750 liralık bir bordro olduğunu görüyorum. Burası çek senet bordroları girişi, bordro ekranı. Onun haricinde ben finans bölümünden ve ana kayıtlardan çek senetlerin kısmını buraya atıp baktığımda müşteri çekini, müşteri senedi seçtiğimde girmiş olduğum senetlerin tutarlarını, vadelerini ve durumlarını inceleyebilirim. Şimdi cari hesaplara bakalım. Gördüğünüz gibi 8.750 liralık alacağımız 5.000'e düştü. Çünkü senetle ödeme aldık. Bu kalan 5.000'in de 2.000 lirasını bize nakit olarak ödemiş olsun. Onun için de yine finans bölümünden hareketler, cari hesap işlerinin de kısa yolunu buraya atalım. Cari hesap işleri. Her zamanki gibi ekranımızı büyütelim. Nakit tahsilat görüyorsunuz. Sağ tuş ekle. Burada cari hesap kodu iTurizm. Tahsilat olduğu için alacak bölümde 2.000 lira yazıyoruz. Proje kodumuzu ve satış eleman kodumuzu unutmuyoruz. Ve istersek bir açıklama yazabiliriz. 2.000 lirayı yazalım. Kaydete bastığımızda şimdi cari hesabına bakalım. Gördüğünüz gibi 3.000 liraya düştü. Bu cari kartın üzerinde sağ tuş ekstra dediğimizde ise
bize en basit haliyle zaten toptan satış faturası 8.750, senet girişi, nakit hasılat girişi ve sonuçta alacağımız 3.000 lira olduğunu görebiliyoruz.